haklar yapılanmasının en büyük mağdurlarından biriydi. Onların arasına katılmadığı için başına gelmeyen kalmadı. Eski manken Ebru Şimşek dünkü operasyonun ardından 19 yıl sonra ilk kez derin nefes aldı. Kızlar sanki bir padişahın sarayına son gelen cariyesi nasıl olur? Süslerler püslerler ne bileyim neredeyse ayaklarımı yıkayacaklardı. Adnan Oktar yapılanması bugüne kadar 1000'den fazla suç duyurusunda bulundu onun hakkında. Yetmedi, 300'den fazla da dava açıldı. Ama o korkmadı, hep konuştu. Adnan Oktar benimle yaşamak istedi. 18 yaşında katıldığı güzellik yarışmasıyla tanındı Ebru Şimşek. Sadece Türkiye'nin değil, Oktar'ın da dikkatini çekmişti. Onu da kediciği yapmak istedi ama olmadı. Ebru Şimşek hiçbir zaman Adnan Oktar yapılanmasına girmeyi kabul etmedi. Birçok genç kıza, birçok sanatçıya belki birçok ünlü insana da yapıldı. Ebru Şimşek'in sert üslubu Adnan Oktar'ı rahatsız etti. Müritleri arasına katılsın diye genç kadına şiddet, tehdit, taciz uygulandı. Bir takım görüntüler elde ettiler, şantaj görüntüleri ve bu görüntüler çekildikten sonra beni tehdit etmeye başladılar. Açıklama yaparsın. 16 yıl hapis sistemiyle yargılandı ama bir süre sonra serbest kaldı. Şantaj iddiaları doğru mu Adnan Bey? Ebru Şimşek'in Adnan Oktar yapılanmasıyla savaşı 19 yıldır devam ediyor. Bugünse ilk kez yüzü gülen tarafta.